Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bir süredir sizlere video yapamadım ama bugün hem sohbet muhabbet mahiyetinde hem de piyasaların ne durumda olduğuna dair sizlerle kısa bir video paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar biliyorsunuz son dönemde otomotiv piyasası ve genel manada tüm piyasaların afaki bir şekilde yükselişi, ekonomik alandaki gelişmelerin olumsuzlukları, ÖTV muafiyeti araç alacak arkadaşlarımızı, yani biz engelleri de olumsuz yönde etkilemiş durumda. Bu nedenle arkadaşlar sizlere fazla araç tanıtım videoları, işte hangi araç ne kadar alınır rehber videoları yapmadım. Çünkü durum gerçekten vahim durumda. Bu videoda da zaten bunu konuşacağız. Önümüzdeki dönemde ne olur? Bunun için bir fikir yürüteceğiz arkadaşlar. Siz de bana görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız o konuda da sizlerle fikir alışverişi yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir durum var. Biliyorsunuz otomotiv piyasası geçtiğimiz bir ayda neredeyse %30'a kadar rakamlar yükselmiş durumda. İnanılmaz derecede ikinci el araç olsun, işte sıfırın olmaması zaten ikinci eli biliyorsunuz yükseltiyor. Ve diğer işte sıfır araçlara erişilememesi olsun. Çünkü üretilemiyor, üretimde sıkıntılar var. Bayilere her ay 3-5 tane araba geliyor. Bunu da zaten muafiyete düşen kısmı çok az durumda. Bu nedenle sıfır araç alımı resmen arkadaşlar yani durma noktasına geldi. İnsanlar sürekli herkes araç arıyor, bulamıyor. Fiyatlar da yükseliyor bir yandan. ÖTV muafiyeti üstümüzün üzerine çıktı bütün araçlar. Hatta şöyle bir durum var arkadaşlar. Bugün itibariyle 300 bin lira bandında sıfır araç yok arkadaşlar Türkiye'de. Alınamıyor. En ucuz araç 315 bin lira olmuş durumda. Ve 400 bin liraya kadar 24 tane araç modeli. Bunlar da arkadaşlar biliyorsunuz en ufak hatchback, manuel, işte bazı araçlar, yani tabiri yerindeyse işte iş görmelik şirket arabaları falan diyebilirim. Bunlar da bizim zaten engellerin çok işine yaramayacaktır. Ama millet onları bile bulsa hemen alma derdinde, çünkü piyasa öyle bir yükseliyor ki insanlar korkuyor. Bugün aldığımı yarın alamam, bu fırsatı da yakalayamayacağım diye gidip araç alma derdine düşmüş durumda. Herkes sırada bekliyor arkadaşlar. Onlara da aslında hak veriyorum, bir yerde almayın diyorduk ama arz talep dengesi o kadar değişik ki, o kadar farklı ki arkadaşlar, insanlar aldıkları zaman tabii ki bir sonraki ay ucuz oluyor arabalar. Ne yazık ki şimdi pahalı. Bu nedenle arkadaşlar şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ÖTV muafiyetindeki sınırımız artık yetersiz değil. Yani başlangıç seviyesi arabaları almamıza olanak sağlıyor. Ve bulabilirsek tabii ki onları da bulamıyoruz. Ayrıyeten bu limitte arkadaşlar engellinin işini görebilecek araç kalmadığı düşüncesindeyim. Bu nedenle zaten videoda da başlığında küçük resminde de söylediğim gibi bıçak kemiğe dayanmış durumda. 450 bin liraya hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bu ekonomimizin, paramızın değersizleştiğini gösterir. Ama yapacak bir şey yok. Biz burada biliyorsunuz çok talepler oluşturduk. CİMER'e yazdık. Ben elimden ne geliyorsa, engelli kardeşlerimin düzgün araçlara binmesi, hayat standartını bir üst seviyeye taşıyacak otomobillerle seyahat etmesi, gezmesi, dolaşması için elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Hala da yapmaya devam ediyorum ama bu durum artık çok karmaşıklaştı. İşte çıkıyor milletvekili açıklama yapıyor, bakan açıklama yapıyor. Ondan sonra ses çıkmıyor, işte 15 güne gelecek diyorlar. Olmuyor. Bazı duyumlar alıyoruz, duyumlar doğru olmuyor arkadaşlar. Bu nedenle ben de sizlere bir süre video yapmadım. Ama durum bu şekilde şu anda. Baktığımız zaman 450 bin liraya araç alınabilirliği artık bitti. Bu limitin yükselmesi artık birinci derecede önem arz etmekte. Bakalım arkadaşlar, umarım ilerleyen günlerde limit güncellemesi gelir ve istediğimiz araçları tabii ki sıfır bulabilirsek, alabilirsek alırız diyorum ama
Şu da var, tabii ki bizim ödeyeceğimiz para da yükselecek. 250 bin gibi araba alamayacağız. Tabii ki yüksek paraları alacağız. Ama en azından erişilebilir olacak. Bu nedenle limitin artması birinci derecede önem arz etmekte. Aslında limitin olmaması lazım. Bunu her videomda her zaman söylüyorum ama maalesef ki sesimiz yeterince duyulmadı diyorum artık. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ben etkinlik yaptım. İlk etkinlik olayına, ilk YouTube'da ÖTV muafiyetiyle olan bu birlikteliği, dayanışmayı sağlayan kanal olarak Oturan Adam kanalı. Biliyorsunuz siz de daha önceki videolarıma bakarsanız elinden geleni yapmış durumda ve ilk olarak yaptık arkadaşlar bunu. Tabii ki bazı başka kanallar, başka destek verenler de oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Başka arkadaşlarımız da bu konularda içerikler üretiyor. Onlara da saygı duyuyorum ama dediğim gibi burada çok büyük bir problem var ve artık bu problem yani sosyal açıdan engellilerin çok büyük etkilemiş durumda. Engelli ailelerini etkilemiş durumda. İnsanlar araba bulabilmek için artık bayilerin önünde yatıyor diyebilirim arkadaşlar. O şekilde araba yok. Ve işte muafiyet sınırının dışına çıkıyor her araba. Manuel diye beğenmeyip almadığımız araçlar bile muafiyet dışına çıkmış durumda. İnsanlar çok pişmanlık içinde, psikolojik olarak çok yıpranmış durumdayız. İnşallah en yakın zamanda bu problemler çözülür ve istediğimiz araçlara ulaşabiliriz. Biliyorsunuz ben her ay engellilere ÖTV muafiyetiyle araç alım rehberi videoları yapıyorum. Bu ay yapmadım arkadaşlar. Ben ayın 1'i itibariyle başlıyorum videoları hazırlamaya. Bu ay hazırlamadım çünkü az önce söylediğim gibi 300 bin lira altında araç kalmadı. En üst limitte işte bazı modeller var. Hatchback otomatik olarak su manuel işte B SUV'larda bazı manuel modelleri falan var. İsterseniz böyle bir video yine size hazırlarım ama ben mantıklı bulmadığım için bu ay böyle bir video yapmadım arkadaşlar. Eğer bu böyle bir video gelsin diyorsanız yine sizlere bir video hazırlayabilirim. Videonun alt kısmına yorum yaparak bu talebinizi belirtirseniz ben de talebe göre video çekebilirim ama söylediğim gibi mantıklı araç olmadığı için bu ay rehber videosu yapmadım arkadaşlar. Siz de bu konu hakkında düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorum kısmında bana belirtin. Karşılıklı etkileşim kuralım. Ve ilerleyen zamanda inşallah çözüm olması için bazı şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Beraber birlikte kanal izleyicilerimizle, arkadaşlarımızla, engelli yakınlarıyla, engellilerle birlikte bazı şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü artık elzem duruma geldi. Ve insanlar hem psikolojik hem maddi hem sosyal açıdan çok etkilenmiş durumda. Yani engellilere toplumun engel olmasından ziyade yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle arkadaşlar ben bu içerikleri üretmeye sizlere videolar hazırlamaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlar videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve benimle etkileşim kurmak için yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben arkadaşlar bu kanalda sosyal bir proje olarak varım ve başka hiçbir amacım yok. Bunu her zaman söylüyorum sizlere. Benim amacım engellilere yardımcı olabilmek, sosyal açıdan elimden geldiğince etkileşim kurup onların hayatlarına dokunabilmek diyorum. Tekrar izlediğiniz için, dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.